Tamam, iletiyorum. Zarfı iletmişler Bay Bars Bey. Gören olmamış değil mi? Yok, kapıya bırakıp gitmişler. Şimdiden duyabiliyorum. Neyi Bay Bars Bey? Saatli bombanın tiktaklarını. Oğlum nereye geldik biz? Abi gelmene bir şey demedim. Ama benden bir açıklama bekleme. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Sorun çıkarmaya gelmedik. İki kelam laf edip gideceğiz. Geleceğiniz haber verilmedi. Sürpriz yapalım istedik. Almıyoruz kardeş. İndirin silahları. İndirin. Birine mi bakmıştınız? Size bakmıştım. Azade Hanım. Ben arabada bekleyeyim. Ne oldu? Pek bir alıcı gözle baktın. Yakıştıramadım sana. Ne bakımda? Varlıklı bir kadınsın. Evine doğru düzgün eşya yok. Minimalist dekorasyon deniyor buna. Az eşya, ferahlık. Ferahlık he? Bizim mahallede buna fakirlik derler. Farklı dünyaların insanlarıyız. Heh. İşte ben de onu diyorum Azade. Bu aramızdaki hanımı beyi de atalım artık. Gerçi ben size hep hanım diye hitap ediyorum ama bana bey diyen yok. Neden geldin Kartal? Ayrı dünyaların insanıyız diyorsun ya. O dünyaları birleştirmeye geldim. Şimdi bizim mahallemiz eğlencelidir. Sen gelsen seversin. Sizin mahalle ise kasıntı. Ben gelsem beni sevmezler. Nitekim daha önce geldim sevmediler. Ama. Ama. Sevseler de sevmeseler de bundan sonra buralarda takılacağım. O yüzden senden bana destek olmanı, yanımda olmanı istiyorum. Bu bir teklif mi? Önce Bahar, sonra ben. Ha? Heveslenme. Evlilik işini sevmedim. Bu bir iş teklifi. Onların karşısında benim yanımda ol. Beni seç. Dünyalarımız belki farklı. Ama benim dünyam renkli. Seninkine de neşe katarım. Neşe. Neşeden başka bir şey vaat edebiliyor musun? Yoksa seni sadece eğlenilecek bir adam olarak mı görmeliyim? Sana parmaklıkların ardına girmeyeceğim bir yaşam vaat ediyorum Azade. Bundan daha iyi teklif mi olur? Sen. Beni hapse girmekten koruyacaksın. Tatlı. Senin bu bomboş özgüveninin kaynağı nedir? Gerçekten çok merak ediyorum. Efe, hala polise çalışıyorum. Nasıl? Nezih'i vurdun? Tetiği ben çektim. Silahlar, onları sakladım. Güvenini kazanmak, istihbarat toplamak içindi. Kokunu aldı bir kere, peşini bırakmaz. Kendimden biliyorum. O zaman sen de tehlikedesin. Senden vazgeçer mi? Geçer.
Bak görüyoruz. Kimler kimlerden vazgeçiyor. Ne o? Canın sıkıldı. Kateni çekmeyi başarabildik mi? Teklifin ne? Ortaklık. Buna tek başıma karar veremem. Korkmaz'ın da ikna olması lazım. Sonra Bay Bars Bey. Tabii tabii. Her şey sırayla. Önce Korkmaz'ı ikna ederek başlayalım. Ne diyorsun ki? Nasıl ikna edeceksin? Organize'ye küçük bir ihbarda bulunacağım. O da benim kıymetimi anlayacak. Korkmaz Bey. Efe evden çıkar çıkmaz bir pastaneye girmiş. Oradan çıkınca da yanında biri varmış. Kartal mı? Yok değil. Başka biri. Tanımıyor bizimkiler. Kimse kim? Bitirin şu işi. Tamam Korkmaz Bey. Galerisi mi varmış bu şerefsizin? Aha. Bilmiyor muydun? Yok. Önce karımıza sonra çocukluk hayallerimize göz dik. Ay kıyamam ya. Senin en büyük hayalin otogaleri açmak mı? He. Bakma böyle göründüğümüze. Mütevazi insanız biz. Sizin cinsinizle karşılaşmasak belki azade biz de sessiz sedasız bir yaşama sahip olabilirdik. Çoluk çocuğa karışmıştınız falan. Komik mi? Yo. Basit sadece. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey. Ama bunun hayalini kurmak basit. Yürü. Ne konuşuyor bunlar böyle birkaç saattir? Sen de kıskanmaya başlamışsın. Hisleriniz karşılıklı demek ki. Neyse ya. Bizim derdimiz iş iş. Tabii. Tabii. Tamam. Siz de daha fazla ortalarda görünmeden dağılın oradan. Hadi. Bıraktılar mı? Bıraktılar, mesele yok. Yaşıyor hala. Biz daha bekleyeceğiz mi? He? Bizim işimiz biraz acil. Tamam, ben çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bahar biliyorsun, ne zaman istersen. Biliyorum. Müsaadenle. Biz sana o müsaadeyi verelim, çok uzun zaman oldu. Görüşmen. Geç. İçeride seninki. Benimki mi? Hayatım, sen söyledin ya. O benim tipim değil. Söyledim, evet. Ama ne hikmetse benim yanımda duran her şey birdenbire ilgini çekmeye başlıyor Azer'de. Bu eskiden de böyleydi. Şimdi de böyle. Evde kullanmadığım takılarım var. Bir ara uğra da sana onları da vereyim. Thank you.
geldin? Dedik ya, işimiz acil. Benim seninle acil işim olamaz. Korkmaz. Bence bir dinlesen iyi edersin. Mesele ne Azade? Niye taktın bunu peşine? Ya bir çay söyle bakalım. İçelim çayımızı, 10 dakikaya konuşuruz, anlaşırız. Yok değil mi abi? Yok abi. Acıktın mı lan sen de? Çok beterim abi dün geceden beri. Burası da Allah'ın dağı, ne bulacaksak. Arkadaş bir işim var diye gitti. Kaç saat oldu ya? Ya Kartal, lan Kartal, lan Kartal. Dur. Efendim hacım. Çok şükür be. Eyvallah, tamam. Tamam, biz de çıkıyoruz. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Kamil, arkadaşları arabaya al. Hemen abi. Kardeşler, biliyorum çok yoruldunuz. Hadi bir gayret edelim. Kamil, polis gelecek. Hadi, daha çabuk. Daha hadi çabuk. Beyler, hadi beyler. Hadi acele edelim biraz. Hadi abi, hadi abi. Daha bekleyecek miyiz? Eli kulağındadır, haberi gelir şimdi. Korkmaz Bey. Ne oldu? Aşağıda polisler var. Sizi görmek istiyorlar. Niye gelmişler? Şile'deki depo için. Bugün bir ihbar almışlar. Ne bakıyorsun, bak memur beyler gelmiş, bekletme insanları. Seni soruyorlar, haydi. Ne yaptın sen ha? Korkmaz. Az relax ya. Polisi bu işe sen mi bulaştırdın? Ne münasebet. Bugün polis seni alıp buradan götürmüyorsa benim sayemde. Ne diyorsun, açık konuş. Memur beylerle konuştuysan, görüştüysen, depoya yapılan baskında bir şey ele geçirilmedi. De öğrenmiş olman lazım. Korkmaz. Hadi artık biraz sakinleş. Siz ne çeviriyorsunuz? Kartal'ın çok yakın ama artık sanırım eski bir arkadaşı polise çalışıyor. O yüzden Kartal içeriden bilgilere hızlıca ulaşabiliyor. Benim başıma da böyle küçük bir baskın hikayesi gelmişti, aynı şekilde çözmüştüm. Azade, bu adam dünya yansa bana yardım etmez. Bilse de ağzını açmaz. Bu işte bir oyun var. Oyun demeyelim de, benim de çıkarlarım var diyelim. Yoksa babama yaptıklarından sonra seni çekip vurmam, gömmeye bile tenezzül etmeden kurda kuşa yem etmem lazım. Ama mesele çıkarlar olduğunda sizin dünyanızda akan sular duruyor. Biz de ayak uydurmaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Biz sizi düzeltemiyoruz. Siz bizi bozuyorsunuz. Ne istiyorsun? Ortaklık. Neye? Yarısına. Neyin yarısına? Yarısına işte. İlginç bir adam. Ben alıştım. Sen de alışırsın. Mallar nerede? Bunlar bende. Senin üzerindeki bu şüpheli durumlar dağılana kadar ben onları senin yerine muhafaza edeceğim. Hatta eğer anlaşırsak bütün illegal organizasyonun üstünü kuş tüyü yorganla örtüveririm. Eğer anlaşamazsak, o zaman nasıl ruhun duymadan depodan malları aldıysam, sen yatağında uyurken yatağın altına ettiriveririm hepsini.
O zaman Efe komiserle karşı karşıya kalırsın. Valla ne yalan söyleyeyim, ben onunla karşı karşıya kalmak istemem. Ne diyorsun? Anlaştık mı? Bence anlaştık. Nerede olduğunu öğrenebildiniz mi? Maalesef Bay Bas Bey. Çetin Bey'i hala bulamadık. Ama Korkmaz'ın deposuna yapılan polis baskını hakkında can sıkıcı bir durum var. Ne gibi? Kartal malları alıp Korkmaz'ı kurtarmamış mıydı? Evet. Ama bu baskın sadece bir başlangıç gibi görünüyor. Nasıl yani? Detaylara henüz ulaşamadık. Korkmaz'a yönelik ciddi bir takip var. Operasyonun başında kim var, nasıl yürüyor, henüz bir bilgimiz yok. Olsun o zaman. Tabii. Bay Bas Bey. Gülşen abi, mekan işi tamam değil mi abi? Hallettim oğlum, hallettim. Bak Mesut da yanımda. Selamun aleyküm kartalım. Aleyküm selam Mesut. Ne desem bilemedim vallahi. Hani böyle bir kıyak? Hiç beklemiyordum doğrusu. Biz dostumuz da düşmanımız da unutmayız Mesut. Bayram değil seyran değil. Hani bir sormak lazım, kartal beni niye öpmek istiyor? Lan kartal, hakikaten beni öpmüyorsun değil mi böyle yaparak? Ya bunu öpmek olarak düşünme Mesut. Onca zaman sorgusuz sualsiz en zor zamanımızda yanımızda durdun. Öz kardeşimizden görmediğimizi senden gördük. Geç kalmış, bir teşekkür olarak düşün. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Yalnız tek bir şartım var. Neymiş? Babamın çiğ süt emmiş evladı var ya. Hayırsız Şahin. Onun o kapıdan girdiğini görmeyeceğim. Şimdi kartalım, sen rica ettikten sonra onu buraya almak olur mu? Olmaz. Ama arkadaş buraya gelir de maraz çıkarırsa biz ne yapacağız? Gereğini yaparsın. Aha. Vallahi mekandan daha çok buna sevindim ha. Eyvallah kartalım. Eyvallah. Hacım, hayırlara vesile olsun inşallah. 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 Ne oluyor lan burada? Aha. Şahin, gel oğlum ben anlatacağım sana dışarıda. Senin ne işin var benim mekanımda? Hacım bırak, misafirimiz ne de olsa gelsin, kartalımızın kardeşi. Şahin. Sen ne anlatıyorsun lan, ne misafiri? Senin ne işin var benim mekanımda? Anlatayım kardeşim. Şimdi Şahin'cim ne demişler? Keser döner, sap döner, gün gelir, aha da böyle hesap döner. Sen değil miydin Nezih'in mekanını benden böyle alan? He? Hatta o gün ben çıkarken bana bir jest yapmak istemiştin. Kebap ısmarlamak istemiştin. Kamil'im ne yapalım? Biz de şimdi Şahin abine bir kebap ısmarlayalım mı? Sen seversin. Bir, bir buçuk, iki yersin. Lan şimdi sokturtma keseri de sapı da yanına. Ay! Şahin'ime bak ya. Görüyor musun Kamil halen daha benim mekanım diyor ya. Şahin, sen bu mekanın sahibi hiçbir zaman olamadın. Sen olsan olsan emanetçi olursun. Zamanında Nezih'in, Kartal'ın sadakalarıyla böyle patronculuk oynadın. Senden patron olur mu? Bence olmaz. Oğlum senden olsa olsa kiracı olur be. İşte o yüzden al o ceketini. Burada. Sen ne anlatıyorsun lan? Lan oğlum. Kartal'ı duydun.
Ya oğlum bir dur. Şahin. Ya bir nefes al. Abin yok yere almadı burayı senden oğlum. Benden aldı, Mesut'a verdi abi. Öz kardeşinden aldı, zamanında gırtlağını sıkacak adama verdi abi. Ya oğlum. Ya sana bir ders vermek. Ya dersini abi ya. Dersini onun. Ama ben de bunun hesabını sormazsam dünyanın en şerefsizi benim. Hadi yiyeyim sana. Kartal. Efendim abi. Geldi mi o köpek? Ya geldi geldi de oğlum. Ya bu gidişi gidiş değil bunun. Çok bilendi. Durmayacak bu. Durmasın abi. O da gelsin. Bekleriz. Gelmezse hatırım kalır. Peşini bırakmayın. Sonra yoldan kolum gönderin, ben de geleceğim.